Şeyhülislam Molla Hüsrev Efendi tarafından 1460 yılında yaptırılan Molla Hüsrev Camii restorasyonunun tamamlanmasının ardından bugün ibadete açıldı. İstanbul'daki tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Fetih'ten sonra inşa edilen Molla Hüsrev Camii'de restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla ibadete açıldı. Molla Hüsrev Camii İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen ilk dini yapılardan aslında biri 1460 yılında Molla Hüsrev tarafından yaptırıldı ve bu nedenle camiye de onun ismi verildi ama tarihe ne yazık ki bu yapı da yenik düşmüştü ve oldukça yıpranmıştı. İşte bu yapı yaklaşık 2 milyon harcanarak cami yeniden elden geçirildi ve adeta baştan aşağı yenilendi. Hem süslemeleri hem de sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı ve yeniden ibadete açıldı. Restorasyon derneği için herkese teşekkür ediyorum. Caminin açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem katıldı. Güzel şeyler yapılıyor, yeni yerler kuruluyor ama o yeni yerlerden daha önce aslında var olan tarihi eserler eski ihtişamına kavuşursa İstanbul o zaman daha güzel olur diye düşünüyoruz. Çavuşoğlu İstanbul'un vakıf medeniyetinin başkenti olduğuna dikkat çekti. Bu camilerimizi bir taraftan restore ederek ayağa kaldırırken diğer taraftan geçmiş ile geleceğin köprüsünü yeniden inşa ederek geçmiş ile geleceğin bağını daha güçlü unsurlarla birbirlerine bağlamaya devam ediyoruz. Fatih'te yer alan caminin restorasyonu için 2 milyon lira harcandı. Allah'ım bu caminin bugüne kadar bizlere ecel yadigarı olarak geldi. Allah'ım Afrin'de şehit düşen kardeşlerimize, şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İstanbul'da parkları yeni